de kızıyorum. Ay, o Allah insanlara Allah. Potansiyelsiz muamelesi yapılıyor. Ben bu iktidara yapılıyor. Da çok kızıyorum. 1500 kilometre. Nagihan Hanım, 1500 kilometre bu adam nasıl sırf geliyor Iraklı da? Iraklı diye bir asker Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ayrımcılık yapıyorsa. Yapıyor. Yine CHP'li BD Başkanı Tanju Özcan sırf menşei Türk değil diye 10 kat su parası istiyorsa bu göç politikasının faturasını bu insanlara çıkarmaktan başka fatura, bir şey değildir. O fatura 40 milyardı şimdi 80 milyar olmuştur merak etmeyin dolar bazında. Ya anlıyorum da bu devlete patlamış. Niye bunlar da bunun parasının bir bölümünü öbür taraftan alıyorlar. Bir bölümünü de burada nasıl kullanacaklarına karar vermeye çalışıyorlar. Zaten ucuz işçi. Öyle tamam, diyor çünkü bu insanlar hem ucuz işçi olarak kullanılıyor. Evet. Hem 10 kat su parası isteniyor. Hı. Hem vatandaş olduğu halde gidiyor, başvuruyor, ruhsat alamıyor. Hı. Yani burada büyük bir adaletsizlik yok mu? Sol parti olmak bu insanların yanında olmayı gerektirmez mi? Ya bakın, evrensel sol parti anlamda olmak. Sol partinin içeriği neden, budur. Neden biraz sizden da Türk, bahsetmiyorum. Türklerin... Zafer Partisi aşırı sağ. Hayır baba, aşırı sağ falan değil. Ben CHP'den bahsediyorum. Bir Atatürk milliyetçisi olarak teliyorum ben onları. Onun için aşırı sağ falan demiyorum. Ve bunu da çok net olarak gösterdiklerine inanıyorum. Çok güzel gülüyorsunuz ama. Ben söyleyeyim. Atatürk şahane bir milliyetçisi olabilirsiniz ama batılı ama anlamda aşırı sağ bir hiç alakası yok. Hiç alakası da yok. Benzerliği de yok. Göçmen politikası. Neden Türkler böyle iş bulamıyorlar? Açlıktan geberme halindeler mi? Biraz da onlarla uğraşın ya. Ya onlarla uğraşma. Sonuna kadar uğraşmamız lazım. Neye uğraşıyoruz? Ekonomide çok ciddi problemler var. Meret Şevçek uğraşıyor. Çok, biraz daha uğraşırsa hiç kimse kalmayacak ortada Allah'ta yani. Yapmayın. Biraz evet. biraz da şimdi bu milletin lehine bir şey düşünün. Güzel bir savunmacı tartışmasıydı ama başka konulara gidelim evet, artık. Yani sonuçta bu ekonomi yüzünden ezilen alt sınıflar, yok olan orta sınıf bunlar elbette üzerinde durmamız, muhakkak değişmesi gerektiğini söylememiz konuları ama şimdi bununla göçmenlere ayrımcılık yapmayı onu niye konuşmuyoruz? Yani o ayrı başlıkta sonuna kadar saatlerce konuşalım. Tamam, bu çok yanlışlar yapıldı ama Mehmet Şimşek yapmadı o yanlışları ama, bu arada. Yani şu anda geçmişin faturası çıkıyor. Ödeniyor diyorsunuz. Evet. Aslında kutsal bir adam. Neyse. Niye kutsal olsun yani? Sizin gözünüzde öyle olabilir. Kutsala gerek yok. Ben yani şunu serbest söyleyeyim. Piyasa politikası, Türklerin, ekonomisine Türklerin, işletmeye çalışıyor. Türklerin bu kadar işsiz kalmışken, bu kadar milyonlarca insan acı çekerken, öğrencisinden bilmem ne hepsi yurt dışında kaçmaya çalışırken, ben bir yurttaş olarak bir Türk vatandaşının yanında mı duracağım yoksa bir mültecinin yanında mı duracağım? Yani duramam ki, istesem de duramam. Çünkü bu benim yurttaşımın aç kalması demek, işsizlik demek, her şey demek. Ben de diyorum ki bunu göç politikalarına kızarak, eleştirerek, değiştirilmesi yönünde baskı kurarak vatandaşlarımıza yardımcı olabiliriz. Hı. Göç politikalarının sonunda yani buraya sonucu olarak kalsınlar, hiç gitmesinler. Hayır, o politikaların sonucu olarak buraya gelmiş insanlara kötü davranarak, ayrımcılık yaparak bizim vatandaşlarımıza yardımcı olmayız. Hayır, ben de aynen bunu düşünüyorum ben de. Yani, ama buradaki suç oranlarına da falan bir isterseniz bir göz atın ya. Yani özellikle göz atıyorum. Herhangi bir şekilde Suriyelilerin daha yüksek bir suç oranı yok. Sürekli sorduğum bir mesele İçişleri Bakanlığı'nda. Ben ya yapmayın. Ben bir yıl önce bir dosya haber yapmıştım onunla ilgili. Sen nasıl görüyorsun? Bakın. Bakın. Tecavüzden istismara, silahlı saldırıdan soyguna bir sorun bunu. Hangi kişilere? Uganda İçişleri Bakanlığı'na sormuyorsunuz vallahi herhalde. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre. Şöyle o veriler, göç işlerinin verilerine de bakıyorum ben. Peki o zaman rakam böyle. Benim uzaktan, gördüklerim böyle hayır, uzaktan yakından gerçekle alakası yok ki. 13 milyon rakamı bir kere doğru değil. 6,5 milyon. Resmi rakamlardan bahsediyorum. Hayır, ben de resmi rakamları ne kadar anlamsız olur. Kaçaklar konusunda. 6,5 milyon ne? 6,5 milyon sığınmacı. Hepsi. 2012 iç savaşından bu yana gelen. Hı. Bu doğmuşlar da var. Ekşi sürü bin. Yani bundan 4 ay, 5 ay öncesinin rakamları 6,5 milyon toplam.